Evet. Kazanım 21'deyiz. Şimdi burada demiş ki lisenin öğrenci bileşik önlemlerin en sade hallerini hesaplayan şekildeki makineyi tasarlamış. Tamam. Çağın bu makineye P ve Q önermesini yazdıktan sonra P ve Q yazıyormuş. Lise tuşuna basıyor. Lise tuşuna basıyor. Sonra Büşra P'nin değili veya Q bunun değilini almış. Parantez içinde yazmış bu işlemi. Yani şunu şöyle yazalım. P'nin değili veya Q'nun değil. Ya, yani bunu bunu makinede yazmak için şuna basmıştır. P ve Q'nun değiline basmıştır. Çünkü bunun değilinin değili bu oluyor. Şimdi şu önermeyi bir toparlayalım. P ise Q ise P'nin değili veya Q'nun parantez değili. Şimdi ise'yi veya'ya çevirelim. Nasıl yapıyorduk? Birincinin değilini alıyorduk. P ve Q'nun değili veya ikincinin aynısı P'nin değili veya Q'nun değili. Bu da denktir. Ve bu neye denk olacak? P'nin değili veya Q'nun değili veya P ve Q'nun değili. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Burada hepsi bilinmeyen gibi gözüküyor. Şimdi burada durum şu. Şurası sıfır olursa sonucum ne olur? Şimdi P'nin değili veya Q'nun değili sıfırsa P de birdir. Q da birdir. Doğru mu? Çünkü sıfır veya sıfır olacak. P1, Q1. E P1 olursa burası 1, Q'nun değili 0, 1 ve 0'dan burası 0 olacak. 0 veya 0'dan sonuç 0 olacak. Yani P'nin değili veya Q'nun değili 0 iken sonuç 0 olacak. E P'nin değili veya Q'nun değili burası 1 iken burası ne olursa olsun sonuç 1 olacak. Yani sonuç birinciye mi bağlı? Birinciye bağlı çünkü ikinci taraf P ve Q'ya bağlı buna bağlı. O zaman bu işlemin sonucu, şuranın sonucu birinci olan P'nin değili veya Q'nun değiline bağlı. Bak şu cinsten yazmış oldum. Diyor ki eksiyle görünmeyen yer hata olmuş ya birincisi P'nin değili veya şuraya normalde Q'nun değili gelmesi lazım. Yani cevabım E oldu. Devam ediyorum. Önermesinin en sade şekli. Şimdi P'nin değili ise P. Bu neye bağlı? Şimdi burada P sıfırsa 1 ise sıfırdan sonuç sıfır olacak. P 1 ise sıfır ise birden sonuç 1 olacak. Yani şurası P'ye bağlı. Doğru mu? O zaman birinci kısım ne oldu? P mi oldu? Birinci kısım P oldu. P veya Q V. Arada V bağlacı var. P veya Q'nun değeri diye yazacağım bunu. Şimdi o zaman bunu şöyle düzenleyelim. Burayı hallettikten sonra P veya Q Denk de diyorum. P veya Q. Parantez açtım. V. Şimdi şurayı bir açalım. Neydi bu? veya'ya çevireceğim. Birincinin değili P'nin değilinin değili P veya Q'nun değili. E şimdi bak ne oldu? Şurayı P bu P'ye eşitledik. P veya Q ve P veya Q'nun değili. E dağılma özelliğini kullanacağım. Bak P veya P veya. Burada dağıtılmış bunu toplayacağım. P veya parantezinde burada Q var. Arada V var. Burada Q'nun değili var. Yani P veya parantez içinde Q ve Q'nun değili. Bunu dağıttığım zaman zaten yukarıya elde ediyorum. Ve bu da eşittir. P veya Q ve Q'nun değili e, sıfırdır. Pardon. Çünkü illaki bir tane sıfır olacak içinde. P veya sıfır P'ye bağlıdır. P1 olsa sonuç 1. P sıfır olsa sonuç sıfır olacak. Yani cevabım ne oldu? C oldu. Geçtim 3. soruya. Burada demiş ki önermesinin en sade hali demiş. Şimdi bakalım buraya nasıl bir şey var. Bir bak şurada sadece şuna dikkat edeceğiz. Bunu daha önce göstermiştim aslında. Birincisi P ve Q. Buna bir dokunmayalım. Ve Şimdi bak şuraya dikkat et. Bu ne? P ise Q'nun değili. P ise Q'nun değilinin değili. Şunu bu tarafta ayrı yazayım. Bu denktir. P ise Q'nun değili nedir? Birincinin değili. P'nin değili veya Q'nun değili. Bunun değilini aldığım zaman P'nin değilinin değili P veya'nın değili ve Q'nun değilinin değili Q. Yani şurası yine P ve Q oldu. Doğru mu? Veya şurası benim için artık önemli değil. Nokta nokta diyelim. Bunu daha önce vermiştim. Doğru mu? Şu özellik. P, V, P veya Q. Buna benzer bir şey vermiştik. Ne demiştik? Burada iki tane olduğu zaman sonuç direkt P'ye eşit oluyor. Şimdi baktığımız zaman burada P ve Q, P ve Q var. Doğru mu? O zaman iki tane P ve Q olduğu zaman bunun sonucu ne olacak? P ve Q olacak. Hani ne yapıyorduk burada? P ve Q'yu şöyle yazıyorduk aslında. Bu nereden geliyordu? Şuradan geliyordu. Buraya da P önerme. Buraya mesela X önermesi diyelim. Çok önemli değil. P ve Q V veya 0 diye yazarım. Şuradaki P ve Q yerine. Arada V bağlacı var. İçeride de ne var? P ve Q veya X var. Şimdi buraya da toparlarken şöyle yapacağım. P ve Q veya 0 ve x oldu. Yani dalma özelliğini tersten aldım bu sefer. E bu da nedir? 0 ve x 0'dır. P veya Q. P ve Q veya 0 P ve q'ya eşittir. Pratik olarak bunu direkt söylemiştim zaten. Cevabım D oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>